Evet, günaydın doktor da diş hekimi Çağdaş Kışlıoğlu'nu ağırlıyoruz. Stüdyomuzda ağırlıyoruz Çağdaş hocamızı. Evet. Böyle seminer aralarında yakalayınca, İstanbul'da yakalayınca stüdyomuza davet ediyoruz. Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vallahi iyiyiz. Teşekkür ederiz. Biz yoğun tempa devam. Ama senin de herhalde tempon çok yoğun. Çünkü yakalamaya çalışıyoruz. Stüdyoda seni ağırlamak çok güzel oluyor. Keyifli oluyor. Hem birbirimizi görüyoruz hem daha sıcaklığımızı karşıya verebiliyoruz. Güzel oluyor. Evet. Yurt dışı seminerler devam değil mi hocam? Yurt dışı seminerler devam. Farklı ülkelerde ayda bir iki tane seminer veriyorum veya kurs veriyorum. Kurslar da keyifli olmaya başladı. Yurt dışından diş hekimleri geliyor. Hatta ülkemize bile geliyor. Yurt dışından diş hekimleri kurs vermeye. Güzel evet. Oldu. Eskiden neydi? Ben hatırlıyorum çocukluğumda. Bizler yurt dışına gidiyorduk. Tabii canım. Sağlık ihtiyaçları için. Benim babam da doktor. Yurt dışında çalıştı hatta. Erol Türkiye'den... Bey selam söylüyorum burada. Evet. Erol Kışlıoğlu. Plastik cerrahi profesörü. Ben de selam söylüyorum baba. Evet. Nedir? Herkes biz gidiyorduk yurt dışına. Tedavi tabii. İçin. En ufak tedavi için gidiyorduk maalesef. Artistler estetik olup geliyordu mesela. Sırf estetik değil. Her şey için. Yani bir şey daha söyleyebilir miyim? Çok önemli buyurun. Bir konu. Yani bu benim hep içimde ukdedir. Evet. Çünkü ben bir seminere para vererek kendimi yazdıramadığımı biliyorum. Bundan maalesef. 30 yıl, 25 yıl öncesinde. Maalesef. Ama şimdi tam tersi uçak biletini gönderiyorlar. Tabii. Senin oradaki harcamalarını karşılıyor. Tabii, bir de üstüne para da veriyor. Güzel, bize bu konuyu güzel. Anlatır mısın Onur? Bize bu konuyu tabii, anlatır tabii. Mısın Çağdaş tabii, diyor. Tabii ki. Ben bayılıyorum. Ben sevdim bu işi valla hocam. Beni de almazlar mı? Ben tıp okusam bu saatten sonra olur mu acaba? Herkese her zaman açıktır yani. Ben gülüş tasarımı konusunu anlatıyorum mesela. Dediğiniz gibi beni çağırıyorlar. Ağırlıyorlar, yediriyorlar, içiyor. Güzel bir şey. Evet. Ne yapıyoruz? Ülkemizi temsil ediyoruz. Siz temsil ediyorsunuz, ben temsil tabii. Ediyorum. Evet. Güzel bir şey. Ne mutlu gurur veriyor. Bize. Böyle hikayelerimiz var. Eskiden diyorlardı ki Türkiye'ye geliyoruz çünkü Türkiye ucuz. Şimdi ucuzlukla alakası yok. Biz güzel işi, çok kaliteli işi sunuyoruz insanlara. İyi malzemelerle yapıyorsunuz bir de değil mi hocam? Bu çok önemli. Mesela implant konuşalım istiyorum. Evet, implant konuşalım. İmplantta mesela malzeme çok önemli diyebiliriz biz. Şimdi implantta insanların atladığı birinci konu şu. Arıyorlar hekimleri. İmplantı ne kadar yapıyorsun, ne kadar yapıyorsun, ne kadar yapıyorsun? Veya kişi implant yaptırmış oluyor. Biz soruyoruz. Kendine ne yaptırdın diye bilmiyor. Ülkemizde 200 aşkın marka var. Dünyada 1000'e aşkın marka var. Bazı girişimci arkadaşlar garajlarında implant yapıyorlar. Yok artık çünkü hocam. Bu torna tezgahı, titanyum. Sonuçta bir vida. Öyle düşünmek lazım çok basit olarak. Ancak bazı firmalar var kendini ispatlamış. 30 senelik firmalar. Bunlar dünyada ilk 5'te. Hekimle soracaksın ne yapıyorsun diye. Peki ben nereden bileyim diye insanlar merak ediyor. Siz zaten bilmeniz gerekmiyor. Arama motorları bunu biliyor. İnternete evet. Yazın implantınızın ne olduğunu veya yaptıracağınız implantı bilin. Öncelikle adı sana olan, araştırması olan bir implant olsun. Çünkü bilin ki koyulan implant çok zor sökülüyor. Çok zor sökülüyor ne demek? Çevresindeki sağlam kemikle sökmen lazım. Oh. Zaten çoğu insanda düzgün kemik yok. Düzgün kemik olmayınca onu söktüğünüz zaman oraya bir daha implant da yapamadığın çok oluyor. Bu yüzden hekiminize implantınızın markasını ve menşeini sorun. Sorun. Bu işin ayıbı yok. Kendinize evet. Yapılmış implantın sertifikalarını alın. Yani araştırın. Hangi ülkeden geliyor, hangi marka evet. Bizim bunu öğrenmeye hasta olarak hakkımız var. Var ve alın. Yaptırırdıysanız da hekimiz onun sertifikalarını isteyin. Barkodunu isteyin. Barkodun internete girince çıkıyor. Çünkü maalesef sahteleri de var ürünlerin. Sahteleri de olduğu için bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Peki bir insan yani hekimine olan güvenini sarsacakmış gibi düşünüyor. Değil, bana da şey. Sorduklarında ben direkt olarak söylüyorum, gösteriyorum ama bunu sormalarını senin böyle açık yüreklilikle söylemen kendine tabii, olan tabii. Güvenini de gösteriyor. Tabii canım yani evet. Hekimlerimiz beyan ediyor. Ben dünyanın en iyi implantını yapıyorum diye. Doktor bey nedir bunun markası diye bir internete sorun. Tabii ki doktorunuz doğru söylüyor. Doktorun size yanlış söyleme motivasyonu yok. Ancak tekrar edeyim yüzlerce implant var. İkinci konu. İmplant tuttu deriz halk arası. Tuttu. Hı hı. Tuttu ne demek? Kemiğe konulan bir implantın başarılı olması. Ancak implantı çok güzel planlaman lazım. Güzel planlamazsan, implant açısı uygun olmazsa o zaman üzerine diş yapamazsın. Ben üzerine yaptığın diş güzel olmaz. Öne doğruysa, arkaya doğruysa diş yamuk olur gibi. Sırf tutması burada kriter değil, düzgün yerinde olması, estetiği veya fonksiyonu iyi sağlaması gerekiyor. Diyelim ki birden fazla implant yaptık, kişinin ağzında diş yok. Üst çeneye 8 tane, alt çeneye 8 tane implant yaptık. Tercihen bu implantların birbirleriyle uyum içerisinde olması lazım. Üzerine gelecek üst yapının güzel otursun diye ve dişler desteği güzel olsun diye. Planlama çok önemli konu. O yüzden bizler ne yapıyoruz? 3 boyutlu planlama teknikleri kullanıyoruz. Aşama nedir? Geldi hasta. Kişi geliyor. Tek implant kolay. Onu rahat planlıyorsun. Ama evet. Çok birden çok yapacaksan tomografi çekiliyor. Kişiden daha operasyonu yapmadan damarlar, sinirler, açılar... Kemiğin kalınlıkları belirlenip implantların kalınlıkları ve çapları
bulunuyor. Kemik erimesi olup olmadığı bile burada önemliymiş diye dedim. Kemik erimesi zaten implantta en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü kemik lazım ki bize yapalım. Kemik tozları var ancak kemik tozları mucize değil. O yüzden güzel planlayıp 3 boyutlu planlama, tomografi, bilgisayar desteği kullandığın zaman daha rahat ediyorsun. Hatta bazen bir stent deniyor, cerrahi bir oluşum. Ağza takıyorsunuz, taktıktan sonra guide deniyor bunu, yönlendirme aparatı. Onunla implantları koyuyorsun. Hatta ertesi gün bilgisayarda hazırlı dişi takabiliyorsun. Kişi hemen hayatına devam ediyor gibi. Yani böyle kalkıp şimdi Belçika'dan geldi hastamız. Olabiliyor. Sabah geldi, ertesi gün akşam dişleriyle geri evine gidebilir. Eğer kemik seviyesi iyiyse, iltihaplar yoksa, kalınsa veya en azından geçici bir dişle çıkabilir gibi. Bunları çok iyi planlamak lazım. Eğer implantımız yanlışlıkla damara konduysa, sinire konduysa... Ne olur o zaman? Senelerce ızdırap verir kişiye. O yüzden bu işler çocuk oyuncağı değil. Her kendinize iyi bir hekim bulun diyoruz. Ancak ne diyorum her zaman? Türk diş hekimleri konusunda becerili arkadaşlar. Ondan şanslısınız. Doğru yerde, doğru adreste, doğru tedavi. Kesinlikle. Yani sağlam dişi çekip de implant yaptırın gibi bir mantık yok. Evet. Ama dişlerinizi kaybettiyseniz de en güzel çözüm implant. Tabii ki de en güzel çözüm implant. Çağdaş Hocam, buyurun. Şunu sormak istiyorum. İmplant kırılır mı, kopar mı, tekrarlamak gerekir mi? Belli bir zaman sonra değiştirmek gerekir mi? 10 yıl sonra implantlarını değiştirmemiz lazım. Ya diş hekimleri nasıl para kazanacak? Her sene değiştirmek lazım şimdi onu. Bence öyle bir şey yok. Öğrenelim bakalım. İmplant çene kemiği içerisinde yerleştiriliyor. Evet. Zamanla kemik erirse, ki yaşlandıkça hepimiz eriyor. Erirse implantın desteği azalabilir. Bazen implantı kaybedebiliriz. Hiçbir tedavi ömürlük değil. İmplant aslında 10 seneden daha fazla gitmesi lazım. Hatta 20 sene, 30 sene gitmesi lazım. Literatürde böyle vakalar var. Ancak takip etmek lazım. Kırılır mı, kopar mı? İmplantın markasıyla doğru orantılı, çapıyla doğru orantılı ve açısıyla doğru orantılı. Eğer ısınma güçleri paralel gelmiyorsa, implant böyle konulup tutsa, sürekli yan yan geliyorsa, implantın kırıldığını görüyoruz. Kırılan implantta bir şey yapamazsın. Üzerine hiçbir şey yapamazsın. Çıkartıp tekrar yapman lazım. Nasıl implant çıkartırsın? Çevresindeki sağlam kemikle çıkartırsın. O yüzden ne diyoruz? Dikkatli olun diyoruz. İmplant yaparken canım yanar mı? Yanmaz. Normalde tek diş implantı aslında 5 dakikada yapılıyor. Kişi oturmasıyla kalkması 5 dakika. Ama bu güzel planlarsan 5 dakika. İyi yaparsan. Çağdaş Bey, benim doktorum 5 dakikada değil 1 saatte yaptı. Problem değil. Güzel yapmış. Eline sağlık arkadaşım. Ama yeter ki güzel planlasın, güzel yapsın. Planlama önemli. Kesinlikle önemli. Bizde de bu konuda gerçekten hani planlamanın ne olduğunu, implantın ne olduğunu Günaydın Doktor izleyicisi öğrendi sizler sayesinde. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere.